son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir video yayınlayacağını ifade etmişti ama sonra bazı gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran'da Sayın Joe Biden'la yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar. Yani bana ajan diyorlar, Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum dedi. Şimdi burada tabii iki belki başlığı konuşmak lazım. Bunlardan bir tanesi hakikaten bu yüzden mi erteledi videoyu? İkincisi de bana ajan diyorlar, ajan mı değil mi? Ve tabii Sedat Peker zaten acaba Türkiye'nin elini bu videolarla zayıflattı mı, zayıflatmadı mı? Hilmi Bey, sizinle başlayalım şimdi. Şöyle yapalım ama tam sorularımın yanıtlarını alırsam ikinci ve üçüncü sorularımı soracağım. Önce şu soru. Videoyu ertelemesinin nedeni gerçekten Biden görüşmesi mi? Gerçek amacı ne? Zaten Türkiye'nin elini bu videolarla bir parça zayıflatmadı mı? Zaten zayıflattı bu. Zaten arka planda bunları söyleyen diğer FETÖ'cüler ve diğer Türkiye düşmanlarının söylemleri olduğu için amaca hizmet etti. Diğer taraftan da bakıldığı zaman bu Biden görüşmesiyle ilgili olarak belki FETÖ'cülerin bir yine yönlendirmesi olmuş olabilir. Ama bu saatten sonra, eskiden de zaten öyleydi. Hiç kimse demez ki, diyemez ki Sedat Peker iyi niyetlidir. Kesinlikle buna inanmayız. Nitekim bu izlenme rakamları ve buna benzer şeylerin de düşüklüğü de bunu net bir şekilde göstermiştir. Bu suç örgütü elebaşıdır ve hak ettiği şekilde Kodes'te ömrünü tamamlayacaktır sonraki süreçte. Peki bu FETÖ'cüler yönlendirmesi söylem birlikteliğinden mi yola çıkarak yaptığınız tespit, yoksa Türkiye'nin elinde bununla ilgili deliller var mı? Yani çünkü Sedat Peker işte Ergenekon, arkasında FETÖ'yle mücadelesi, 15 Temmuz falan, tüm bunları arka arkaya koyduğunuzda FETÖ'yle Sedat Peker nasıl yan yana geliyor? Ya geçmişte başka türlü yanar döner başka şeyleri de var. Yani FETÖ'yle yan yana olduğu ya da onlarla yakın mesaj verdiği dönemler de var. Diğer taraftan bakıldığı zaman böyle nereye yönelik popüler bir akım varsa ona göre pozisyon alabilen birisidir. Dolayısıyla buradan da görülebiliyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman bu söylem birlikteliği var elbette. Ama bulunduğu ülke, diğer taraftan Balkanlarda uzun süre saklanması, ardından Fas'a gidip oradan oraya getirilmesi gibi tüm bu süreçlere bakıldığı zaman da bunun söylem birlikteliğinin ötesinde bir işbirliği olduğu da aşikardır. Peki Bülent Bey, siz ne dersiniz? İşbirliği FETÖ'yle, yani söylem birlikteliğinin ötesinde var mı? Biden görüşmesi nedeniyle mi gerçekten videoyu erteledi? Başka bir amaç var mı orada? Yani Biden görüşmesi nedeniyle mi erteledi, yoksa başka sebepleri var mıydı? Onu bilemem ama kendi açıklamasına göre işte hani ben ajan değilim. Cumhurbaşkanının Biden'la olan görüşmesi sırasında onun elini zayıflatmamak için de, olası bir kendisine bu konuda gelecek eleştirilerin önünü kapatmak için de böyle bir açıklama yaptığını söylüyor. Ama ben şuna katılmıyorum. Yani Peker'in açıklamaları Türkiye'nin elini zayıflattığı tezine katılmıyorum. Şundan dolayı katılmıyorum. Peker söylediklerinden hiçbirisi yeni olan bir şey değil. Yani biz onun söyledikleriyle "aa şu da öyleymiş" dediğimiz hiçbir şey yok yani. Ya yani en son şeyde, videoda söylediği şey zaten Türkiye'de tartışılmış. O günlerde döndüğümüz zaman çok ciddi anlamda tartışılmış. Bundan dolayı gazeteciler yargılanmış. Bundan dolayı devam eden yargılamalar var. Yani bu söylenen şeyler o gün zaten Türkiye'nin gündemine gelmişti ve tartışılmıştı. Tam da bu söylediği şekilde tartışılmıştı. Diğer videolara baktığımız zaman da, diğer videolarda da yeni söylediği hiçbir şey yok. Bunların hepsi zaten Türkiye'de gündemde olan, kamuoyunun bildiği, tartışılan ama belki belli bir çevrenin bildiği, belli bu konularla ilgisi olan gazetecilerin, işte siyasetçilerin, hukukçuların bildiği konuları. Peker biraz daha böyle medyatik, biraz daha böyle hani Cem Yılmaz tarzıyla videolarda söyleyince işte ona duyulan ilgiyle biraz daha geniş kitlelere duyurmuş oldu. Ama tabii bir
suç elebaşısı, bir organize suç şebekesinin lideri, geçmişte bundan dolayı yargılanmış, ceza almış ve Türkiye'de bir mafyatik yapılanmanın başında olduğu bilinen Peker'in bu açıklamaları sanki içeriden bir açıklamaymış gibi, bir itirafnameymiş gibi algılandığı için biraz daha ilgi oldu. Yoksa bunları Türkiye'nin dışındaki ülkelerin istihbaratlarının ya da Türkiye'ye ilgi duyan ülkelerin bu konuşulan şeyleri bugüne kadar duymamış olmaları mümkün değil. Zaten baktığınız zaman yabancı basında da takip ettiğimiz kadarıyla zaten diyorlar, yani bu son video ile ilgili söylüyorum. Ondan önceki daha çok Türkiye'nin kendi iç kamuoyunu ilgilendiren bir şeydi. Son video Türkiye'nin uluslararası ilişkileri anlamda önem kazanan bir videoydu. Baktığınız zaman zaten bunlar bilinen, geçmişte işte Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarında, diğer muhatapların açıklamalarında bunlar bilinen, iddia edilen, söylenen şeylerdi. Ama o gün itibariyle bu çok fazla belki Türkiye kamuoyu tarafından çok tartışılmadı ama bildik şeylerdi. Dolayısıyla yani bunlar Türkiye'nin elini zayıflattı. İşte Sayın Erdoğan'ın Biden görüşmesinde Türkiye aleyhine bunlardan dolayı bir sıkıntı oluşturabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten Sayın Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmede bu tür konuların da gündeme geleceğini hiç zannetmiyorum. Türkiye'nin daha ciddi, daha büyük sorunları var. Sanırım onlar konuşulacaktır. Uluslararası daha ciddi sorunlar vardır. Bunlar konuşulacaktır. Ben sıranın buralara geleceğini düşünmüyorum. Bu daha çok bizim iç hukukumuzu ilgilendiren bir şey. İç hukuk anlamında kamuoyu bununla ilgileniyor ve iç hukuk açısından bunların araştırılması, soruşturulması, gerçeğin hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan ortaya çıkarılması gerekiyor. Şimdi FETÖ'cülerin ilgisi ve alakasına gelince, FETÖ'cüler genellikle şöyle bir aynı söylemleri kullanıyor. Şimdi Hilmi Bey'in ifade ettiği o, çünkü sizin de bahsettiğiniz konu dahil onlarca da gündeme getirilmişti. Ama zaten bu videoda belirtilen MİT tırları olayı, işte bu tür olayları o dönemde işte zaten yargılamaya konu bu. FETÖ'cü polislerin, FETÖ'cü askeri personelin ve FETÖ'cü olduğu iddia edilen hakim ve savcıların içinde olduğu bir organizasyonla bu ortaya çıkarıldı tamamen. Hani bununla ilgili yargılamaların bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı devam ettiği için çok net ifadelerle söylemek istemiyorum. Yani sonuçta yargılama devam ettiği için söylemiyorum. Ama o dönemde bunların FETÖ organizasyonu olduğu ve bunların FETÖ tarafından ortaya çıkarıldığı ve Türkiye'yi uluslararası anlamda zor durumda bırakmak için bizatihi yapıldığı zaten o gün söylenmişti. Yani o gün onlar tartışılmıştı. Şimdi bugüne gelirsek FETÖ'cülerin şöyle bir tavrı var. Yani mevcut iktidarı sıkıntıya sokacak. Mevcut iktidarı hem Türkiye içinde hem de uluslararası arenada sıkıntıya sokabilecek her olayda onlar zaten karşı tarafa geçiyorlar. Yani konu ne olursa olsun. Bu Ermeni soykırımı meselesi olsun, S-400 olayı olsun, işte F-35. Her konuda iktidarın karşısında Türkiye'nin karşısında yer alıyorlar. Yani kendilerine hükümeti, iktidarı, çünkü onlar böyle bir kan davası gibi görüyorlar bunu ve kendilerini zaten karşı tarafa konumlandırıyorlar. Burada onların tek derdi iktidarın zayıflatılması, iktidarın zayıflaması ve bir nevi belki Erdoğan'la bir problemleri var. Ama bunu söylerken Türkiye'nin kendi jeopolitik konumu, Türkiye'nin işte uluslararası konumu, bunları falan düşündüklerini zannetmiyorum. Tamamen iktidar odaklı çalışıyorlar. Bunu her konuda yapıyorlar. Yani sadece bu konu özelinde söylemiyorum. Yani bakıyorsun FETÖ'cülerin geçmişte yargı eliyle işte sahip oldukları askeri güç, askerinin içindeki güçle ya da polis içerisindeki güçle, bürokrasideki güçle yaptıkları şeylerin tam tersini bugün savunur noktaya geldiler. Yani o gün akıllarına gelmeyen işte hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, bugün bakıyorsun FETÖ'cüler tarafından işte hukuk devleti deniyor, yargı bağımsızlığı deniyor. Tam bir karşı konuma kendilerini koymuşlar. Ama Türkiye'yi biz bu konuları tartışırken FETÖ'cüler de bunu söylüyor, söylemi üzerinden tartışırsak doğruyu bulamayız. Yani peki. Çünkü FETÖ, evet, o organizma şöyle bakıyor. Yani ben AK Parti ile bir sorunum var, Erdoğan'la sorunum var. Geçmişten gelen ilişkilerimiz var.
o ilişkilerden sonra bozulan ve bir darbe teşebbüsüne kadar götüren bir kin var, bir kan davası var. O açıdan baktıkları zaman her olayda kendilerini karşı tarafta konumlandırmalarından dolayı sanki o söylenenlerin karşısında yer alanların yanındaymış gibi yer alınca, işte bak FETÖ'cüler de aynı tarafta, siz de aynı şeyi söylüyorsunuz, o yüzden bunları söylemeyin tartışmasına geldiğimiz zaman tartışmayı doğru bir noktaya götürmeyiz.